Sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis yarın görüşmek üzere. Başı dik, tuğyana isyan ederek yaşadım. Tüm engelleri reddederek hürriyete sınırsızca aşık oldum. Bu ümmet uygarlıkta hak ettiği yeri alabilsin diye onu yeniden diriltmek ve inşa etmek için sessizce yeni ufuklar arıyordun. Akranlarının uğraştığı işlerle meşgul olmadın. Her zaman derslerini birinci olmana rağmen öğrenmeye olan aşkın dinmedi. وَيُشَّرِقُ فِي الْكَوْنِ فَجَّارٌ جَد۪ينَ فَأَطْلِقْ لِرُوحِكَ اِشَّرَقَهَا. Bu kısa hayatta sohbetine doyamadım. Vaktim mutlu olacak ve eğlenecek kadar geniş değildi. Rabiatül Adeviye'de son kez bir araya geldiğimizde sen bizimle olduğunda bile bizden ayrısın diyerek bana olan sitemini dile getirmiştin. Ben de sana, bu hayat birbirimize doyacak kadar geniş değil, birbirimize doyalım diye Allah'tan cennetinde bize bu sohbeti vermesini temenni ediyorum demiştim. أخي هل تراك فإن تلكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح. Sen şehit olmadan iki gün önce seni rüyamda gelinlikler içinde gördüm. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir güzellikteydin. Yanıma sessizce oturduğunda sana bu gece senin düğün geçen mi diye sordum. Sen de düğünüm akşam vakitlerinde değil öğlen olacak demiştin. Çarşamba günü öğlen vakti şehit olduğun haberi bana ulaştığında senin rüyamda bana ne demek istediğini anlamış oldum. Allah'tan seni şehit olarak kabul etmesini niyaz ettim. Ve şehadetin bizim haklı olduğumuzu ve düşmanımızın da batılın ta kendisi olduğu inancımızı pekiştirdi. Son vedamda yanında olamamam, son bir kez seni görememem, alnına son bir öpücük konduramamam ve senin cenaze namazını kıldırma şerefine nail olamamam beni derinden üzdü. Beni bunları yapmaktan alıkoyan ölümden veya karanlık hücrelerden korku değil, uğruna canını verdiğin davayı sürdürebilmekti. Zalimlere karşı başın dik, göğsünü gere gere direnirken gaddar kurşunlar göğsüne saplandı ve ruhun yüceldi. Ne kadar güzel bir azmin ve terbiye edilmiş bir nefsin vardı. İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin. Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümdarlık sahibi Allah'a yakın, onun neslinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد